Ne yapıyorsunuz siz burada? Bekliyoruz doktor bey. Neyi bekliyorsunuz? Bizi buraya koydular. Sonra git babanın yatış kaydını yaptır dediler bana. Yaptırsana. Hemşire hanım bunu elime verdi. Ayrılamıyorum ki yaptırayım. Gelen giden de yok. Ver sen onu bana. Git bul o hemşireyi. Cihat Hoca çağırıyor de. Çabuk koş tamam. Kızım. Koş. Bütün yapılması gerekenler tek tek yazıyor burada. Hemşire tamam. Hanım. Ne var? Şey babam sedyede bekliyor da. Ne yapayım? Görüyorsun işim var. Beklesin patladınız mı? Ama seni Cihat Hoca çağırıyor. Ne? Cihat Hoca mı? Neden daha önce söylemedin? Hocam rica ederim. Verin ben tutarım. Tut tabii. Hiç kıpırdama. Sen de koş babanın kaydını yaptır. Hı, tamam. Bu hastanın yatışı yapılıp koğuşa alınacak. Ama sen serumu bitene kadar tutacaksın hemşire hanım. Zira senden olsa olsa serum ayağı olur. Kaldır. Cihat Hoca'nın inkılapçı ve inatçı karakteriyle benim fikirlerim bir araya gelince yavaş yavaş netice almaya başlamıştık. Bakanlık bir lepra hastanesi için lazım gelen sahanın tahsis edilmesini üniversiteye emretmişti. Lakin binanın inşası ve tezyin edilmesi için sermaye bulmak bize kalmıştı. Ayakkabı atölyesinin kuruluşuna para yatıran Güngör'ün babasından da ümidimiz kalmayınca kapı kapı dolaşıp zengin hayırseverler aramaya başladık. Toparlayabildiğimiz miktar inşaatın başlamasına kafi gelmiyordu bir türlü. İnsanlar bir cüzdan hastanesi fikrine pek de heveskar yaklaşmıyorlardı. Halbuki İstanbul içindeki ufak çaplı taramalarımız bile şimdiden cüzdan koğuşunun giderek kalabalıklaşmasına yol açıyordu. Anne, kalk kız kardeşine bak. Baksanıza şuna be. Ümmü. Ulan bağırma kadın. Uykumu sıçratacaksın. Ümmü yok Sıtkı. Git bak şuna. Halik yırtıya verdi. Sus. Kız yok. Kaçtı bu. Kaçtı Allah'ıma. Niye kaçsın? Senin yüzünden. Sabah yine halk evinin önünde dövdün ya çocuğu. Senin şehrinden kaçtı çocuğu. Yok işte yok. Komşular. Komşular uyanın. Komşular. Kız burada olabilir. Ben bir bakayım. Ümmü! 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 Ne bağırıyorsun be Sıtkı? Ümmü kaçmış. Yok ortada. Onu arıyoruz ana. Allah Allah! Niye kaçtı acaba çocuk? Ne bileyim ben. Ara. Bulursun. Yokmuş. Sıtkı abi! Derenin orada ceset yüzüyormuş. Koşun. Ne? Hadi yürü. Hadi. Bak. Nasıl koşturuyor yel yepelek? Madem bu kadar kıymetliydi, niye vurdun çocuğu yerden yere? Avicdansız. Deli o Sıtkı, deli. Acıyor mu kızım? Üfle Nuri üfle. Yakar tendir diyor. Türkan abla gelecek mi? Evladım söyledim ya, Türkan ablan artık burada oturmuyor. Kendi evinde o. O zaman ben oraya gideyim.
Dur canım, gecenin bir vakti tek başına gidilir mi öyle? Hadi o baban olacak densize müstahak da anacığım perişandır şimdi. Nur amcan seni şimdi evine götürsün. Yarın ola hayır ola kızım. Yok, dönmem eve. Türkan ablayı göreceğim. Hay Allah. Nuri. Ha. Sen git anasını haber et. Kızın bize sığındı de. Tabii. Ben de buncağızı alıp Türkan'a götüreyim bari. Ben de şaşırdım ne yapacağımı. Kalk hadi. Heh, yürü. Bir gece kapımız çalındığında o unuttuğum çocuk bütün acı hakikatiyle birlikte bir kere daha yoluma çıkacaktı. Kim ki bu saatte? Anneler olabilir. Yok canım, onlara haber vermeden gelmez. Latife anne. Türkan, bu yavrucuk seni görmek istiyormuş. Sen Ümmü'ydün değil mi? Hı hı. Hadi geçin içeri, geçin. Geç. Çok soğuk. Geç kızım. Heh. Anne, hayırdır? Hiç hayır değil oğlum, hiç hayır değil. Ne oldu sana? Düştün mü? Babası dövmüş, vurmuş çocuğu yerden yere. O da kaçmış evden, seni bulacağım diye bize gelmiş. Niye dövdü baban seni küçük? Şimdi bu okuma meraklısı. Şirvanların da komşusu. Onlar halk evine gidiyorlar. Babası bunu göndermiyor. Hep yırtmış çocuğun defterini, kitabını. Biliyorum. Şimdi bu da Şirvan'ın ablalarını görünce yine hevese gelmiş. Düşmüş peşlerine, halk evinin kapısına kadar gitmiş. Sen babası gör bunu orada. Sen misin bana karşı gelen diye. Vay şerefsiz vay. Turhan'ı da tartaklamıştı zamanında. Şehriban dedi ki, Türkan ablaya git, o seni okutur dedi. Anadolu'da karşılaştığım zihniyetle bu defa İstanbul'un göbeğinde karşılaşmıştım. Bu çocuğu bilginin ışığına doğru kanat çırpmaktan men eden hep aynı illetti.